Ben Ali Fuat Gökçe ve Sayın Uğur Özgöker'le konuşmaya devam edeceğim. Ali Fuat Gökçe dedi ki, ben bunun bir danışıklı dövüş olduğunu düşünmüyorum dedi. Biz aslında yani ben de yayına başladığımdan beri gelen konuklar da hep işte bunun bir aslında ne kadar bir senaryo, işte yazılı bir tiyatro vesaire olduğundan da bahsettiler. Ali Fuat Gökçe bunun tam tersine İsrail'in İran'ın bölgede bir büyük güç olmasını istemedi. İşte elindeki bu nükleer füze denemeleri vesaire bu açıdan biraz daha savundu. Sayın Özgöker, siz nasıl katkı sunarsınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani dünkü senaryo, yani senaryo mu değil mi? Yoksa işte biraz Ali Fuat hocamı da dinlediniz. O açıdan mı bakıyorsunuz? Buyurun lütfen. Ben burada Coşkun Komutan'a katılıyorum ve Ali Fuat Komutanıma katılmıyorum. Muvazza, zaten ben bu bir ay, hatta 2020'den beri 4 senedir muvazza, yani danışıklı dövüş. İki gece önce A Haber'deydik, gene aklın yolunda. Orada şeyimizde vardı, gösterimiz 2020'den beri, hı hı. İsrail takır 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 terör örgütlerini, terörist olarak, yani devlet olarak değil, terörist olaraktan sivil, İran'ın sivil hedeflerini vurdu, askeri hedeflerini vurdu, yaptı. İran kırmızı bayrak açtı, efendim vuracağız, intikamımız çok acı olacak, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hepsi hikaye, hiçbir şey olmadı. Bu sefer de öyle olacak, 103 kişiyi öldürdü daha Ocak ayında şeyde İran'da, olacak şey değil yani. Daha da bardağı taşıran nokta, gittik Başkonsolosluk binasını, yani uluslu hem Milletler Cemiyeti'nde hem de Birleşmiş Milletler'de, yani 150 senedir bütün diplomatik temsilcilikler o devletin toprağı sayılır. Oraya yapılmış her şey devlete yapılmış sayılır ve meşru müdafaa hakkı var. Gitti başkonsolosluğu vurdu, 2 tane general, 7 tane üst düzey yetkili diplomat ve asker öldü yani. İran'ın bir şey yapması gerekiyordu. Yapmasa içerideki şey, çünkü İran fokur fokur kaynıyor, eski değil. Ben İran'ı babamın diplomatlığından birim, her ay giderdi Tahran'a vesaire, rahmeti Arsidi Sento'ya bakardı. O zaman da kaynıyordu, onu biliyor. 78'de biz görmüştük o zaman nasıl darbe olacağını, kimse anlamamıştı. 79'da darbe oldu. Hatta şunu size söyleyeyim, şimdi çok enteresan bir örnek. Bütün uluslararası uçuşlar şeyden gidiyordu, Tahran üzerinden gidiyordu Asya'ya. Şah şey yapmıştı, onlara rüşvet vermişti, İstanbul'dan gidiyordu eskiden, Tahran'dan gideceksiniz dedi. 78'de hiç Sürt limandı, birdenbire tekrar İstanbul'u açtı Pan Amerikan, Tahran'ı kapattı. Bir sene sonra da darbe oldu. Şimdi bunu görüyoruz. İran fokur fokur kaynıyor. Dolayısıyla İran'ın bir şey yapması lazım, halkını bastırması için, teskin etmesi için. Bakın sabaha kadar bayram yaptılar İran halkı. Ya ne yaptınız ki? 300 tane füze attın, 7'si düşmüş. Onda da bir tane kız çocuğunun bir de eli yaralanmış. Bir tane de bir askeri üsse düşmüş de dağa taşa, yani hiçbir şey yapmamış. Bunun neresi başarı? Bu askeri başarı olur mu? Bunu da zaten demin Coşkun Komutan da söyledi. Bir önceki, 2 ay önce de bak dedi, Irak'taki Amerikan üssünü atacağız. Sen üssü boşalt, zaten üste de kimseye gelmeyecek yere atacağız biz. İçeriye şey yapacağız, teskin edeceğiz İran halkını. İran halkı, 85 milyonluk İran halkı, vay biz işte Amerika'ya bomba attık, İsrail'e tek bomba atan Müslüman ülke bile. Attığında ne oldu? Attığında ne oldu? İsrail vuruyor, generallerini öldürüyor, senin işi, genel Kasımların devrim muhafızlarının komutanı öldürüyor, sen atıyorsun dağa taşa. Zaten 300 tane atıyorsun, 7'si sağa sola gidiyor. Yani bu başarı mı yani? Bu danışıklığı, biz buna muvazza deriz. Bu konuda Coşkun Komutan'a katılıyorum ben. Yani Ali Fuat Komutan'ım dostumdur, üstadımdır. Ona katılmıyorum. Şimdi 2020'den beri devam eden senaryonun sonu. Asıl şimdi şeyde kabineden savaş kararı mı çıkacak, evet, diye aşağıda bu, yazıyor. Yani bu kabineden, yani bilmiyorum, hani orada muhalifler de olduğu için ne söylersiniz? Evet. Yani bilmiyorum katılır mısınız, ama ben işte az önce Abdullah'a söylemiştim aynı şeyi. Biraz orada tabii bunun içinde muhalifler de var ama yerelde de, yani kendi iç siyasetinde de orayı bir canlı tutmak istiyor ya İsrail. Yani İran'da da aynı şey var. İşte insanlar da sokaklara çıktı. Destekçiler tabii, herkes değil, ama hani bir aman bir şeye karışmıyor. Orada zaten yıllardır süren ekonomik ambargo, insanların hali durumu ortada. Ama hani rejimi destekleyen bir kesim de var. İsrail'de de aynı şekilde Netanyahu'ya karşı çıkan da var, destekleyen de var. Orada biraz böyle bu iç siyasetin de bir tartışması sonucu ya da onun da tetiklediği bir şey olabilir mi bu kabine kararı?
Yani zaten Netanyahu ve Siyonistler zaten bu savaşı yaymak istiyorlardı. Yani Tabii. 7 Ekim'i bahane ettiler. Bunu yaymak istiyorlardı. Ve dikkat edin, İran akıllı davrandı. O kadar nasırına bastılar, o kadar yarasına tuz döktüler. İran biz bu işte yokuz dedi. Başından beri yokuz dedi. Sen dedi bu 7 Ekim'deki şeyi, Hamas'a silahları sen verdin. Sen yaptırdın diye İsrail özellikle hep İran'ın üstüne gitti. İran hayır, kesinlikle kesinlikle yokuz dedi. Daha da enteresan. El Fethi, yani Doğu Kudüs ve şeyde Doğu Şeria'daki Şeria Nehri'nin doğusundaki kurulan devlet, iki parçalı İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü tarafı da destek vermedi. Hamas'ı Gazze'de yalnız bıraktılar. İran kesinlikle ve kesinlikle, belki el altından silah verdi, füze verdi, para verdi ayrı. Kesinlikle ve kesinlikle ne siyasi ne askeri olarak ben bu işte yokum dedi. Özellikle İsrail savaşı bütün bölgeye, Orta Doğu'ya yaymak, ikinci İsrail, Amerika'nın. Yani asıl da bu evanjeliklerin, Siyonistlerin genel projesi. Bu bir projenin parçası. Büyük bir ikinci İsrail, yani terör devleti Kürdistan kurdurtmak istiyorlar. Irak ve Suriye'de bunu yaptılar. Onları böldüler. Suriye'yi 91'de düzeltiyorum. Irak'ı 91'de böldüler. Suriye'yi 2015'te böldüler. Onu hallettiler. İki parçası kaldı kuzeyde. Türkiye ve İran. Bize de yaptılar işte 2015'teki FETÖ'nün, hain FETÖ'nün darbesi olsun, Gezi Park olayları falan filan, bizdeki de şeydi. Tabii Türk milli gücü, tabii iki devlette, Türkiye'de, İran'da kadim devletler. Bunlar 3500 senelik devlet. Biz öyle şey gibi, Suriye, Irak gibi cetvelle çizilmiş, Sykes-Picot'la, ırkı belli değil, mezhebi belli değil, tarihi belli değil, ne olduğu belli değil. Bir tanesi Süryani asıllarını oluşturdu, bir tanesi Akatlarını oluşturdu, Arap bile değil. Sonradan dilini başka yerden almış, dinini başka yerden almış falan. İngiliz ve Fransızların kağıt üzerinde kurdukları Sykes-Picot'la, onlar devletçik, devlet değil, kabile. Ama İran ve Türkiye devlet. 3000 senelikten daha fazla, ikisi de kadim devlet. Amerika'nın sözünü geçiremediği iki devlet var. İşte Türkiye ve İran bize bunları yaptı. Hiçbiri başarılı olmadı. Allah çok şükür hiçbir de olmayacak. Bir santimetre kare Türkiye Cumhuriyeti'nden toprak alamayacaklar. Bunu uğraşıyor Amerika. Büyük Orta Doğu projesi olsun, PKK'yı destekleme olsun, ne yaparsa yapsın. Sevr Anlaşması'nı dikte ettirmeye çalışıyor. Yapamayacak, yapamayacak, yapamayacak. Türk milli güçleri buna engel. Türkiye'ye gel. Ve İran da öyle ama. İran da homojen olmamasına rağmen, ırken de homojen ol. Hatta İran'da Acemler azınlıklı olmasına rağmen, Kürtler, artı Kürtler, Belüciler vesaire, Araplar Acemlerden çok daha fazla. Zaten Türkler en büyük etnik grup. Ona rağmen İran işte bu olaylar sayesinde homojenitesini sağlıyor. 80 yılında, 79'da darbe olduğu zaman Şah'a karşı büyük bir iç savaş vardı. Ama 80'de Irak'ı İran'ın üzerine saldırdılar. İran konsolide oldu. Hepsi İran çatısı altında birleşti. Şimdi bu böyle. Yani İranlıların sabaha karşı sevindiklerine falan bakmayın. Sevindi işte, şöyle ne sevindi, bir şey yapmadı ki, boşa havaya füze attın, kendi füzen havada imha oldu, bir şey olmadı. Ancak işte, ama ne yaptı, kendi iç şeyini yaptı. Herkes işte Şiisi de, Sünnisi de, Türkmeni de, Azeri Türkü de, Belucisi de, hepsi İran çatısı altında birleşti. Dolayısıyla ben 3.30'daki toplantıdan bir savaş kararı beklemiyorum. Zaten bu muvazzaydı, danışıklı dövüştü ve zaten 23'te gece, Türkiye saatiyle 11'de de gece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmıştı. Oraya topu atacaklar ve oradan da bir şey çıkmayacak. Oradan Tabii. da hiçbir şey çıkmayacak. Zaten hiçbir şey Dolayısıyla çıkmıyor. ben yani bir savaş kararı beklemiyorum açıkçası. Peki. Teşekkür ederim Sayın Özgöker. Ben zaten sizin gibi düşünüyordum. Beni ikna ettiniz şu anda. Daha çok ikna oldum. Ali Fuat Hocam, sizi ikna edebildi mi Sayın Uğur Özgöker bunun bir danışıklı dövüş olduğuna dair? Bilmiyorum. Yine Yok, mi yok, yok, ikna yok. Hayır, olmadınız? hayır. Kesinlikle. Yani ben ya bu konuda çok farklı düşünüyorum. Bakınız, şimdi İran ne zaman cevap verdi? İşte Büyükelçiliğine, konsolosluğuna yapılan saldırı sonrasında cevap verdi. Biraz önce kıymetli hocam dedi ki İran'da 103 kişi öldü, sesini çıkarmadı. İşte şu oldu, bu oldu, sesini çıkarmadı. Onların hepsini, yani biz hangisini, İsrail'in net bir müdahalesi var. Hepsini terör örgütleri üzerinden yaptırdı. Yani burada bir zanlı yok. Zanlı İsrail değil daha doğrusu. Zanlı terör örgütleri, vekil güçleri. Ama uluslararası ilişkilerde buna müdahale edebilmeniz için, çatışma ortamını yaratabilmeniz için, tamam öbürler de bir bahane üretilebilir, kabul. Ama resmi anlamda meşruiyeti sağlamak için sizin
bizzat bir devletin size yapmış olduğu bir saldırıyı görmek gerekiyor ki o da toprağınıza yapılması lazım ki büyükelçilikte bir topraktır. Dolayısıyla İran buna sessiz kalamazdı. Yani ister buna kendi halkını konsolide edebilmek için ister başka bir şey diyelim ama bir şekilde İran buna sessiz kalamazdı. Peki mesela hafta sonu olması sizce de tesadüf mü Ali Fuat Hocam? Yani, yok yani. Yani normal bir günde de olabilirdi ya bilmiyorum hafta sonu olması da böyle yani sanki yani böyle müsaitseniz geliyoruz bir cumartesi günü gibi bir saldırı. Sonra yani gece 2'ye kadar böyle bir korktum ben bir şey olacak diye. Sonra dedim ki ya yok bu bir şey olmayacak herhalde. Yani Merve Hanım bunu aslında öyle düşünmemek gerekiyor.